Oh hello, bakın sesim kendine geliyor yavaş yavaş. Ben de kendime geliyorum ve tam olarak kendime geldiğimde de videoları tam gaz devam edeceğim. Şimdilik böyle az az videolar atmaya devam. Neyse, bu videoda iki tane büyük haber var ondan bahsedeceğim size. Birisi karşınızda gördüğünüz WWE Countdown'un ön sipariş bonusu Rey Mysterio. Beni şaşırtmadı, üzmedi, sinirlendirmedi, hiçbir duyguyu hissettirmedi. Belki hani tek diyebileceğim şey pozitif anlamda Rey oyuna geri gelmesi güzel bir şey. 4 senedir falan yoktu sanırım. 2 15'te vardı. En son 16'da da olabilir emin değilim. Ama ee, yani gördüğüm en hani şey en kötü pre-order bonusu diyebilirim gerçekten. Güzel pre-order bonusu nasıl olur AK demek istiyorsanız da çok basit. Güzel pre-order bonusu WWE 12'deki Brock Lesnar'dır mesela veya WWE 2K14'teki Goldberg'dir. Bunların ortak özelliği nedir? Hemen onu da açıklayayım. WWE 12'de mesela pre-order bonusu olduğunda Brock Lesnar, 10 yıldır falan WWE ile alakalı yaptığı tek şey oydu. Hiç hani daha gerçek hayattaki WWE'ye gelmemişti. WWE'den bahsetmiyordu. Full MMA kariyeri üzerinde çalışıyordu ve kimse beklemiyordu dolayısıyla Brock Lesnar'ın pre-order bonusu olmasını. Ve e, bu haberleri aldığımızda da hem oyun için daha çok heyecanlandık hem de tabii e, WWE, genel olarak WWE için daha çok heyecanlandık. Ama Rey Mysterio, zaten e, Shinsuke Nakamura'nın olduğu Royal Rumble'da geldi. Hani WrestleMania'dan da önce bayağı, e, bana sorarsanız direkt olarak oyunun içinde olması gereken birisi Rey Mysterio. Ben e, Ronda Rousey olmasını beklerdim. Ama e, tahminim şu ki Randy Rousey ilk maçını WrestleMania yaptı biliyorsunuz. Ve o noktada genelde WWE e, 2K şey yapıyor. Bir kesim noktası oluyor. Bir tarihten sonra e, durduruyorlar. Hani kafadan bir tarih atıyor. Mesela 6 Haziran'da duruyorlar. Artık kim varsa da WWE'de. Yani bizim elimize geçecek olan e, WWE oyununda şirketin 6 Haziran'daki durumu oluyor. Yani yeni süperstarlar gelirse onları e, oyuna almıyorlar. Yeni kemerler gelirse onları oyuna almıyorlar. Çünkü işte kesim noktası 6 Haziran. Ondan sonrası olmuyor genelde. Orijinal oyunun içinde. Nasıl oluyor? E, DLC yapıyorlar. Bu senede aynısını yapacaklar. Render As A olmadığı için e, eminim ki e, kendisi bir DLC paketiyle birlikte bize sunulacak. İlk haber buydu. İkinci haber ise... Bu karşınızda gördüğünüz Rey Mysterio gibi gözlerinizi açtıracak bir haber gerçekten. Çünkü biraz daha aşağı inersek... Aha da fiyatlar. Zurnanın zırt dediği yer, fasulyenin faydaları ne demek isterseniz deyin. Benim için oyunun ve herkes için tabii ki de oyunun en önemli noktası. Direkt zaten ilk bakışta Sony'a olan saygım çok 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 daha azalıyor. Adamlar gerçekten böyle iyice e, kendinden geçmiş. Xbox umurumda bile değil. Zaten Türkiye'de yeni yeni böyle adam akıllı satılmaya başladı. Ki hayatımda hiç kullanmadım bir Xbox konsolu. Yani sahip olmadım, kullandım tabii daha önce karşılaştım da ve e, PC'de kullandığım gamepad'de Xbox kontrolleri ve zaten ben de bayağı severim en iyi e, kontroller e, gamepad'in Xbox 360 gamepad olduğunu düşünüyorum hala. Ama konsol olarak yani özellikle Xbox One'a bakacak olursak vasat. Boşuna para döküyorlar o konsola diye düşünüyorum ama konsol savaşlarına girmeyelim burada. Ben de bilgisayar var tabii ki de ve PlayStation 4 var ve 2017'den beri oyunları PlayStation 4'te oynuyorum. Çok uzun bir süre değil dolayısıyla. Bunu yapma sebebim de şeydi. PC'ye çıkmıyordu önceden. Hiçbir WWE oyunu PC'ye çıkmıyordu. Türkiye ile çıkmaya başladı. Ee, ama yine de PlayStation daha avantajlıydı veya konsol daha avantajlıydı diyeyim. Çünkü konsollara çıkardı ilk sonra 4-5 ay sonra PC'ye çıkardı. Şimdi ise PC ve konsollara aynı anda çıkacak. Dolayısıyla artık 2K19 ile birlikte WWE oyunlarını ben konsolda almıyorum. Yani imkan yok. Özellikle ilk 18'de yaptığım hatadan sonra. Evet, kısaca bir okuyalım fiyatları. PlayStation Store Standard Edition 269 TL. 170 diyelim daha doğru olsun. Yuvarlayalım sayıyı. PlayStation Store Digital Deluxe Edition 390 TL. Bu 89, hani 69 diyorlar ya bunun hep bir manipülasyon taktiği olduğunu biliyorsunuzdur herhalde çok gıcık olurum. Ama neyse o başka bir video için. Xbox Store Standard Edition 320 TL. Ha şöyle düz rakam var ya. Aa, o ikinci de bozmuş. Xbox Store Digital Deluxe. Digital evet. Her ne alsa Deluxe Edition e 450 lira. Bak ne güzel iyi gidiyordu Xbox. Ne oldu şimdi sana? Steam Standard Edition 190 lira. Steam Digital Deluxe Edition 260 lira. Gerçekten konsolların sırf konsol oyunu olduğu için şişirmesini ben anlamıyorum. Anlıyorum tabii ki de. Şişiriyorlar fiyatı, insanlar alıyor. Hani çok daha fazla para kazanıyorlar, daha kazıklıyorlar insanları. Neden yapmasınlar? Ama evet, ben bu sene %100 PC'de oynayacağım. Ama öyle bir şüpheliyim ki yani, öyle bir şüpheliyim ki anlatamam size. Ben bu oyunun çalışacağından hiç emin değilim. Hani çalışmama ihtimali, çalışma ihtimalinden çok 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 daha fazla. Çünkü 2K NBA serisini de PC'ye getiren bir firma ve hani optimizasyon yok böyle bildiğin berbat oluyor ve NBA'nin optimizasyonu genelde WWE oyunlarına göre daha iyi. En azından benim açımdan kendime göre konuşacak olursam öyle. Bir şekilde oynayabiliyorsun oyunları ama WWE oyunlarını oynayamıyorsun. Ben ya 2K16'yı zamanında çıktığında ne uzun süre geçmiş lan. PC'de almak gibi bir hata yaptım. Ve oyun gerçekten hani şaka gibiydi böyle, birebir maçta kasan bir e, optimizasyonu vardı. Hani Switch versiyonu çıktı ya 2K18'in, onu PC'de düşünün işte. Ve benim PC'de kötü bir PC değil yani. Optim şeye bakmak istiyorsanız parçalara parçalara kanalıma gidin hakkında bölümüne bakın. Tek değişik olan şey PC'imde, ekran kartım biraz daha düşüktü, hatta bayağı düşüktü diyebilirim şimdi 1070 kullandığım için. Onun dışında neredeyse her şey aynıydı ve hani hakaret ve küfür gibi bir oyun. Yani Backlash Bay Preview oldu ya bu sene. Onun oyun versiyonunu düşünün o kadar kötüydü. Ve lanet etmiştim ve kanalımda 2 16 videosu görmemiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Belki bir tane e, oynayıp atmıştım diye düşünüyorum. Değil mi? Evet öyle olmuştu. Ya hiç videosunu atmadım ya da hani varsa 2-3 tane falan videosunu atmış ol, atmıştım. Geçmiştim oyunu. Başka eski oyunları oynamıştım. Bu sene PC'ye geri dönüş yapıyorum. Dediğim gibi zero zerre umudum yok Türkiye'den. E, alacağım oyun çıkar çıkmaz. Yani pre-orderlarım işte son birkaç gün önce. Ve oyunu e, satın almak istiyorsanız gerçekten size de tavsiyem bu. Pre-orderlayın abi. Yani pre-orderlayın. Ön sipariş verin. Ve e, hatta bir iki gün önce vermek de mantıksız. Şimdi aklıma geldi. Çünkü Aral Game on, çoktan görmüş oluyor oyunu. Ama bu sanki Aral Game'li fiyatı gibi ya bana öyle geliyor yani 189 evet Aral Game'li fiyatı gibi geliyor bana. Çünkü mesela benim böyle en çok anlatmayı sevdiğim iki yerlerden bir tanesi tekken yeri çıkıyordu ya bir aralar Deluxe Edition falan filan vardı böyle Season Pass'a gelen. Onu ben mesela 120 liraya pre-orderladım sonra o aral game gördü merhaba dedi ve o 120 olan fiyatı 100 lira daha arttırdı hani buna ama daha çok vergi vereceklerini düşünmüyorum ya yani kalmamış verecek yer kalmamış verirlerse de neyse ki oyun hani bilgisayara çıkıyor zaten benim e, mesajı da aldınız mesajım ne tabii ki de protesto edeceğiz yani siz ne düşündünüz diyeyim de başıma bir şey gelmez öyle videoyu bitirmeden önce son bir tane daha e, önemli bir ee şey var burada bilgi var. WWE 19 Season Pass dijital içeriğine erişim ayrıntılar bu yaz duyurulacaktır. Son iki senedir şöyle bir şey yapıyorlar. Bir Eee... fotoğraf, resim ne, ne, denirse. Bir resim paylaşıyorlar diyeyim. Ahanla böyle. Bu sene daha iyisini yapacaklar. Ee, yani %100 eminim. Ahan bu grubu da 2K18'inki. E, umarım yaparlar. yapmamalar e, yapmamaları için hiçbir neden yok. Ee, ve çok yani çok güzel. Tertemiz bir resim. Ee, bütün DLC'leri gösteriyorlar bize. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu sayede bakıyorsun işte. Ha Season Pass güzelmiş bu sene. O zaman Deluxe Edition alayım falan diyebiliyorsun. Yani e, eline geçecek malı göstermeleri gerekiyor. Bu iyi bir şey. Keşke oyunu da böyle adam akıllı gösterseler Season Pass'i gösterdikleri gibi her sene. Her neyse. Böyle. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki de haberler gelmeye devam ettiği sürece ben de sizle paylaşmaya devam edeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.